Günaydın sevgili izleyenler. Bir Kent'te Sabah programıyla daha karşınızdayız. Ne yazık ki bu sabah mutlu sabahlar dileğinde bulunamayacağım. Çünkü güne oldukça acı bir haberle başlayacağız. Öncelikle günaydın Murat. Günaydın, İyi yayınlar. Esra. İyi yayınlar. Evet, dün Bayat'tan gelen haber hepimizin içini yaktı. Sen de biliyorsun. Evet, çok kötü bir andı, çok kötü bir yangında. 5 kişiyi kaybettik. Evet ve 4'ü çocuktu bu 5 kişinin. Öncelikle görüntülerimizi izleyelim. Sonra üzerine konuşalım. Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi. Edinilen bilgilere göre Bayat ilçesinde Yatukçu mahallesinde Ömer Çetin'e ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı. Odası alev alıyor, kare alıyor, önce bu şekilde yayılıyor. Şimdi şuraya, buraya, bu tarafa, burada 3 ev var. Yoğun dumanı ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber vermişti. İçeride olan ve dumandan etkilenen Ömer Çetin, Yusuf İçüz ve Elif Naz Çetin, evden çıkarılarak 112 acil servis ekiplerince Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yangın esnasında evde oldukları düşünülen Ela Çetin ve Elif Uçuz'u arama çalışması başlatılmıştı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonunda iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Olayın duyulmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi ilçeye giderek yangına dair açıklamalarda bulundu. Bugün ilimiz Bayat ilçesinde Yatıkçı mahallesinde meydana gelen yangın faciasında 3 ev tamamen yanıp kül olmuştur. Yangın neticesinde maalesef bir yetişkin ve 4 tane yavrumuz da Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Yangın ilk önce kümeste başlamış, daha sonra odunluğa sirayet etmiş ve daha sonra da 3 tane evin tamamen yanıp kül olmasına sebebiyet vermiştik. Yangına 7 itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen maalesef güçlükle söndürülebilmiş ve büyük bir facia ortaya çıkmıştır. Ben yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle facialarımızı hem mahallemize hem ilçemize hem de milletimize yaşatmasın diyorum. Kısa süre içerisinde inşallah hemen enkazı kaldırma çalışmalarımız biraz sonra başlayacak. Yarın da enkazı tamamen temizlemiş olacağız. Teşekkür ederim. Odası alev alıyor, kare alıyor, önce bu şekilde yayılıyor. Şimdi şuraya, buraya, bu tarafa, burada 3 ev mi var? Birisi bu, yani buradan bir yer. Buradan herhalde eklentileri geldi. Sen onu söylüyorsun. Hadi vurmasın. Bizden burada şu... Aile yaşıyor mu? Yaşıyoruz tabii. Üçünde. Evet ama bu komşum Ankara'daydı. O da 2 yıldır da okuyacak.
Evet, gerçekten çok içler acısı bir durum. Valilik çiftçinin de belirttiği gibi kümesten başlayan yangın önce bir eve, sonra mahallede bulunan iki farklı eve daha sıçrıyor ve bu şekilde büyüyor. Yangının çıkış sebebi hala bulunabilmiş değil. Araştırmalar sürüyor ama ben öncelikle Allah bir daha böyle faciaları ne ilimizde ne ilçemizde kimseye yaşatmasın. Amin inşallah. Kazada yaşamını yitiren kardeşlerimize, genç kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok acı bir durum. Kesinlikle öyle. Ben de aynı şekilde yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah Allah tekrarını yaşatmasın. Bu arada bedenler otopside şu anda. Komşuları Balıkesir'de defnedilecek. Geriye kalan cenazeler ise Bayat ilçesinde bugün ikindi vaktinde toprağa verilecek. Evet. Allah rahmet eylesin. Çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. Gerçekten içimiz acıyor. Kelimeler insanın boğazında düğümleniyor diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Şimdi o zaman biraz gündemi değiştirelim, bu havayı dağıtalım. Milletvekili Oğuzhan Kaya Dodurga'da ziyaretlerde bulundu. Üç farklı projeyi yerinde inceledi. Hemen ona dair detaylarımızdan biraz bahsedeyim. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya Dodurga'da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Öncelikli olarak TOKİ konutlarını inceleyen Kaya, konutların %60 bitmiş durumda olduğunu, geriye kalan kısımları da yılbaşına kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. TOKİ ziyaretinin ardındansa Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından yapılan ve bir dönem kullanılan sosyal tesisin yeniden düzenleme çalışmalarında bulundu. Bakanlık tarafından yenilenerek Çorum'a ve Çorumlulara kazandırılacak tesisin benzersiz olacağını ifade etti. Kaya son olarak Dodurga Belediyesi tarafından yaptırılan sinema salonu, düğün, nişan, mevlid gibi organizasyonlarda çok amaçlı kullanılabilecek binanın da müjdesini verdi. Ya öncelikle... Dodurga'da TOKİ, gerçekten Dodurga'da TOKİ'yi görmek hepimizi sevindiren bir durum. Çünkü yani normal ev fiyatları uçmuş gitmiş durumda. En azından TOKİ hani belli bir bütçeye hitap eden bir şey. Bunun tamamlanması çok güzel bir şey. Ardından tesis, böyle bir tesisin Dodurga'ya çok yakışacağını ben düşünüyorum. Evet. Güle güle kullanırlar. Nişan düğün için de hani Dodurga'da nişan gerçekleştirmek isteyen bir insan Çorum'a geliyordu önceden. Evet. Şimdi öyle bir sıkıntı yaşamayacaklar. Her şeyini orada gerçekleştirebilecekler. O yüzden milletvekili Oğuzhan Kaya'ya ben teşekkür ediyorum. Dodurgalılar adına. Evet, ben de Oğuzhan Kaya'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Yani gerçekten işin takipçisi şu anda. Her çalışmayı özenle giderek yerinde inceledi. O sosyal tesisin bir güzel yanı da havuz gibi özel alanlar da barındıracak olması bence çok güzel. Tabii, bir adım olmuş. Yani ilçelerimizden sporcular çıkar. Evet. Yani spor camiası adına da güzel ve sevindirici bir durum bu. Kesinlikle. Geliyorum Çorum'da koronavirüs denetimine. Bildiğin gibi 81 ile koronavirüs tedbirleri gönderilmişti ve bu kapsamda ülke genelinde denetim yapılacaktı ki Çorum'da da gerçekleştirildi. Evet. Çorum'daki denetime birçok isim katıldı aslında. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Vali Mustafa Çiftçi gibi ve Ömer Sobacı da il müdürümüz katılanlar arasındaydı. Tek tek esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek maske mesafe konusunda uyarıda bulundular. Yalnız şöyle bir kötü sonuç var elimizde. Valilikten yapılan açıklamada tam 1459 vatandaşımıza 1.338.923 TL para cezası kesildi. Maske ve mesafe kuralına uymadıkları için. Ki biliyorsun her sabah biz söylüyoruz maskeye dikkat, mesafeye dikkat, hijyene dikkat diye. Kesinlikle. Buradan da o üstüne basa basa söylediğimiz tedbirlere dikkat edilmediğini görüyoruz. Yani çok büyük bir meblağ bence bu ceza. Yani Çorum diğer 81 ilin de içinde bulunduğu, 81 il içinde kırmızı listeye alınan sayılı illerden birisi oldu. Evet. Ve bizim valiliğimiz olsun, il sağlık müdürlüğümüz olsun denetimleri arttırdı. Ve çıkan sonuçta bizi çok üzüyor. 1,5 milyona yakın bir ceza kesilmiş. İnsanlarımızın burada hiç dikkat etmediği, evet, çok aşikar bir durum yani. Tabii. Bir de yani bu 1459 kişi hepsi denetlenmedi Çorum'un. Bir de hepsi denetlense orada, ne olur diyorsun yani. Yani 1459 kişi o gün sokağa çıkmayan, maske takmayan insanlar da vardı. Öyle düşününce bu sayının daha çok artacağını ben düşünüyorum.
E keşke dikkat etsek ya. Keşke. Ya vallahi her gün konuşmaktan dilimizde tüy bitti diyebiliriz evet. Yani. Bu arada Sağlık Bakanı yine verileri açıkladı. Dün 1193 civarında bir vaka vardı. Bugün yine bir 1180 civarına düştü ama hani düne göre azalmış olması yine de sayının korkutucu olmadığı anlamına gelmiyor. Yine fazla, yine fazla. İyileşen geçmiyor artık yani. Vakayı artık iyileşen sayısı geçmiyor. Evet. Tam tersi altında kalıyor. Bu da sayının önemini bir anlama getirmiyor ki. Ne zaman iyileşen vakayı geçtiği zaman o zaman artık bu yolda bir şeyler kat ettiğimiz anlamına gelmektedir. Evet. Bakalım o günlere dönebilmeyi umut ediyoruz. Bu arada Ömer Sobacı'yı da tebrik etmek lazım. Gerçekten vakalar artmaya başladığından beri Çorum'da sürekli denetime çıkıyor. Bu onunla yaptığımız ikinci veya üçüncü haber olacak onun hakkında yaptığımız. Yani bu konuda çok duyarlı davranıyor Sayın Ömer Sobacı da. Evet. Sayın Sağlık İl Müdürümüze buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz azimli çalışmalarından dolayı. Evet, gelelim İl Umumi Hıfzı Sıha Meclisi'nin aldığı yeni kararlara. Sayın Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan olağanüstü toplantı sonucunda birkaç madde daha eklendi. Bunlar da güvenli turizm sertifikası alınması yönünde bir adım. Bundan sonrasında konaklama tesislerinde uygulanacak birkaç yeni standart var. 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde ikamet adresi yurt dışında olan misafirlerin talebe bağlı olarak COVID-19 testi yaptırabilmelerinin numune almak için eğitim almış sağlık personeliyle sağlanmasına veya numune almak için yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet verebilmeleri ilk maddelerden biri. Evet. Tesis bünyesinde numune alınan misafirler için izleme kayıtlarının tutulmasına, tesis yetkilileri tarafından sağlık personeli sayısının haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine uygun olarak belirlenmesine, numune alınma işlemleri için her türlü hijyen ortamının oluşturulması, kişisel koruyucu ekipmanın temin edilmesi ve tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı bertarafı için gerekli tedbirlerin işletme tarafından sağlanmasına, tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olacak irtibat kişisinin belirlenmesine, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tesis işletmesi tarafından irtibat kişisinin numune alan personelin isimlerinin ve bu personellerin iletişim bilgilerinin bildirilmesine karar veriliyor. Aynı zamanda da COVID testi yapılması isteniyorsa, daha doğrusu bunu tesis talep ediyorsa gelen evet. Yurt dışından ziyaretçiler için ücretli bir şekilde COVID testleri yapılacakmış. Bunlar aslında bence alınması gereken güzel kararlar olmuş. Kesinlikle yani bir de Çorum'daki vakaların artmasının ana sebebi yurt evet. dışından gelen vatandaşlar veya şehir dışından gelen vatandaşlar diye yorumlanıyor. Hı hı. Yani bu konuda böyle çalışmaların yapılması sevindirici ve vakaların gitgide azalmasına sebep olacak diye biliyorum. Yani aldıkları işte tesis bünyesinde konaklatacaklar, oradan numune aldıracaklar. En azından yani gelip direkt şehrin içinde gezmelerine mani olacak bir çalışma bu. Güzel bir çalışma. Vali Çiftçi'yi tebrik ediyorum bu konuda. Evet ve senin dediğin gibi gerçekten de yurt dışından ve il dışından gelenler neticesinde Çorum'daki vakalar patlak vermişti. O evet. Birkaç ay önceki mevzuyu hatırlıyoruz hepimiz. KYK yurtlarına yerleştirilmişti bunlar. Ya KYK yurtlarına yerleştirildi. Üstüne üstün bazı kendini bilmezler de yurtlardan kaçmaya çalıştı. Evet, evet. O otel mevzusunu olarak hatırlıyorsundur. Otelden evet. Kaçmıştı ve pozitifti. Evet, biz haberciler olarak onların peşinden koştuk. Emniyet evet. Çalışanları olsun, sağlık çalışanları olsun. Yani kendilerini düşünmüyorlar. Kesinlikle yani bu kadar duyarsızlığı benim aklım almıyor cidden. Ne aklım ne vicdanım açıkçası. Ben de katılıyorum o konuda gerçekten. Hangi akla hizmetle yapıyorlar? Yani senin zaten sonucun pozitif çıkmış. Sen o otelden kaçtın, hastanenin gözetiminden kaçtın. Eline ne geçti? Sana zarar zaten. Hani o eve gittiğinde tedavini doğru düzgün alamayacaksın. Bir kurtulma umudun varsa belki kurtulamayacaksın. Kesinlikle. Ki geçtim. Oradan evine varana kadar kaç tane insanla karşılaştıysan temas durumundan dolayı herkesi sen zaten bir şey altında bırakıyorsun. Ona benzer ben geçtiğimiz günlerde bir şey daha görmüştüm. 81 ilimizin birisinde bir aile düğün yapacak ve düğün yapacak ailenin fertlerinden birisinde koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Çok kötü. Bu
test pozitif çıkıyor. Daha sonra yani düğüne geleceklere haber verilmiyor. Ay ne kadar kötü. Yani şey diye düşünüyorlar, hani düğüne gelecekler gelmez pozitif çıktı diye. Ve herkes habersiz olarak düğüne geliyor. Hı. Gelen düğüne gelen kişilerin birçoğunda koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Şimdi bu kul hakkı değil mi? Kesinlikle kul hakkıdır yani. Bir kişiyken bunu sen katladın, 500-600 kişi yaptın. Ya düğün, bak düğün yapacaklara da buradan seslenelim. Bu yıl erteleyelim. Kesinlikle. Ya ertelenmekten başka çaresi yok gibi. Çünkü dikkat edilmiyor açıkça. Ne kadar kısıtlama gelse de bu nişana, düğüne, insanlar bunu aşacaklar, biliyoruz. Kesinlikle ya. Zaten sen de kullanıyorsun sosyal medyaları. Hepimiz kullanıyoruz. Sosyal medyalarda düğün yapan insanların hikayelerini görüyoruz. Hiçbirinde maske yok. Maske. Hani oynanmasın, sadece bir müzik çalınsın denmişti ama ben gayet görüyorum. Geçmişler karşı karşı şıkkıda şıkkıda oynuyorlar. Bizim milletimizde sorumsuzluk çok üst safhalarda. Bakalım yani bu şekilde bunu bitirmemiz zor görünüyor ya, hayırlısı. Ya bir de iki gün önce mi, dün mü ne, bir yerde okumuştum. Rusya aşıyı bulduğunu duyurmuş. İnşallah bulmuşlardır. Evet evet, onu ben de gördüm. Putin'in de o yönde bir açıklaması vardı. Yani umarım bu sefer gerçekten bulunmuştur. Bir tescillenecek gibi bir ibare evet, geçiyordu haberde. Hatta Putin'in kızında denenmiş aşı. Başarılı olmuş ve birçok ülkeden aşıya talep artmış. Umarız gerçekten o şekildedir. Umarım aşı bulunur da biz de artık hani burada sürekli konuşmaktan veya insanların düğününü rahat yapması, nasıl diyeyim, askeri uğurlaması falan, hepsi daha rahat olur. Bizim de tek duamız bu. Kesinlikle. Hep birlikte şunu bir aşalım, ondan sonra zaten normal hayatımıza döneceğiz. İnşallah aşacağız. Hani koronavirüs sürecine girmişken buradan devam edelim. Hatta bu senin özel haberindi. Pandemi süreci emlakçıları da vurdu. Evet. Demiştik. Öncelikle görüntümüzü izleyelim olmadı. Ondan sonra üstüne konuşalım. Pandemi süreci birçok sektörü vurduğu gibi emlakçıları da etkiledi. İster kiralık olsun, ister satılık olsun, bir evde aranılan ilk özellikler evin konumu, ulaşımı ve manzarası gibi faktörler olurken, şimdilerde yerleşmenin az olduğu bölgeler tercihlerin önüne geçiyor. Bu da dolayısıyla sektörde hareketliliğe neden oluyor. Piyasadaki hareketliliğin getirisi elbette fiyatlara yansıyor. Salgın öncesi konut alım satım işlemleri uygun bir fiyat aralığında seyrederken, salgın sonrasında ciddi bir artış yaşandı. Kent 19 TV muhabirine konuşan emlakçılar Mehmet Eker ve Selim Atıcı, pandemi sonrası emlak piyasasını değerlendirdiler. Eker, pandemi sürecinin emlakçıları olumsuz yönde etkilediğini, alım satım yapamadıklarını ve bu durumun hem alıcıyı hem emlakçıyı zor durumda bıraktığını söylerken, Atıcı da işlerinin faiz indirimi ve artırımıyla alakalı olduğunu, bulunduğumuz salgın döneminde satın almanın daha karlı olduğunu, ancak yüksek fiyatlar nedeniyle konut, arsa gibi taşınmazların satışının kolay olmadığını dile getirdi. Pandemi sürecinden en çok etkilenen mesleklerden birisi de emlak sektörü. Şu an Mehmet Eker'in yanındayız. Kendisinden pandemi sürecindeki satışlarla ilgili bilgi alacağız. Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Pandemi süreci bizi çok kötü etkiledi. Esnaf olarak çok bitkin durumdayız. İnsanlar şu an kendinden korkuyor. Ne alan alıyor, ne satan satıyor. Fiyatlar çok pahalı. Yani umarım inşallah Allah'ın izniyle bu süreci kısa zamanda atlatırız. Pandemiden önce konut satışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemiden önce fiyatlar uygundu. Pandemiden sonra fiyatlar çok arttı. Yani müteahhitçiler fiyatlara 50 ila 100 lira arasında fiyat farkı koydu. Şu an ne alan memnun ne satan memnun. Fiyatlar çok pahalı. Peki bu süreçte kiralamak mı yoksa satın almak mı daha mantıklı? Bu süreçte satın almak da uygun değil bence. Kiralamak da uygun değil ama satın alan ileri yönelik iyi olabilir ama fiyatlar çok pahalı. Ve şimdi de emlakçı Selim Atıcı'nın yanındayız. Kendisinden de pandemi süreciyle ilgili düşüncelerini alacağız. Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Evet, pandemi sürecinde tabii ki Türkiye geneli olmak üzere biz de tabii ki konut satışı ve kiralama yönünden biz de etkilendik bu durumdan. Ama şu anda faiz indiriminden dolayı İşlerimiz biraz daha açıldı. Yalnız tekrar faiz artırımından dolayı tekrar da işlerde bir oturma var şu an için. Pandemiden önceki konut satışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemiden önce normaldi, düşük diyebiliriz ama hükümetin
faiz indiriminden sonra satışlar biraz daha çoğaldı. Yani istediğimiz ölçüye geldi. Yalnız tekrardan faiz artırıldığı için şu anda tabii ki piyasada genel bir oturma var şu an için. Peki sizce bu süreçte kiralamak mı yoksa satın almak mı daha mantıklı? Yani şu anda satın almak mantıklı. Yalnız fiyatlar, müşterilerimizden aldığımız genel algı şu, fiyatlar ciddi şekilde yükseldi. Bu pandemi ve faiz indiriminden dolayı fiyatlar genelinde %20-%30 arttığını duyumlarını zaten müşterilerimizden aldık. Ondan dolayı şu anda çok satın alma yönüne gitmiyor insanlar. Yani konut fiyatları ve arsa fiyatlarında ciddi bir artış var. İnsanlar artık Çorum'a değil başka illere yöneliyor yatırım yönünden. Biz de tabii ki bu durumdan çok da memnun değiliz. Hatta şikayetçiyiz. Keşke konutlar, arsalar normal piyasada, piyasa fiyatında kalsa biz de rahat bir şekilde satışımızı yaparız. Evet, bu arada haberimizle ilgili bir mesaj gelmiş izleyicilerimizden, onu paylaşayım. Erkan Aykan diyor ki, ev fiyatlarında süper artış, daha ne dertleri var? Emlakçılara burada fiyat artışıyla alakalı küçük bir göndermede bulunmuş. Ama şöyle de bir durum var ki, fiyatlar yükseldikçe müşteri tabii ki gelmekten tabii kaçınıyor. Bu açıdan emlakçılar etkileniyorlar ister istemez. Yani önceden ev alacak insanların aradıkları özellikler belliydi. İşte manzarası olsun, evin konumu olsun. Artık aranan tek bir özellik var. Evin fiyatı. Evet. Bütçemize uygun olsun. Kesinlikle. Beyefendi de işte ev fiyatlarında süper artış var demiş ama işte kimisinin bütçesi yetmiyor yani. Önceden tabii 150 bin liraya alınıyordu ev. Şimdi pandemi sürecinde örnek verdim, 150 bin lira. Pandemi sürecinde o 150 bin liralık ev oldu 250 bin lira. Aynen öyle. Bundan dolayı da emlakçılar hiçbir iş yapamıyor. Sadece emlakçılar değil, tüm esnaflarımız bu durumda çok zorlanıyor. Aynen. Bir de şimdi pandemiden dolayı insanlar biraz daha merkezden uzak yerlere kaçmaya çalışıyorlar. Evet. Hani temasın daha az olabileceği noktalara. Bu, bu hobi bahçelerini falan da evet. Evet evet. Hobi bahçelerinden dolayı pandemiden dolayı hobi bahçelerinde fiyatlar arttı, satışlar arttı. Bu konuda da emlakçılar işte biraz şanslı diyebiliriz. Evet, o konuda. Bu arada sevgili izleyenler, sizler de mesajlarınızı yorum olarak gönderebilirsiniz. Biz mümkün olduğunca program içerisinde bunlara yer vereceğiz. Geçelim o zaman spor haberlerimize. Sayın Spor Müdürümüz Kemal Bulat'ın birkaç özel haberi olacak. Öncelikle Çorum Spor eski başkanlarından Mahmut Çoban'ın acı günü başlıklı bir haberimiz var. Çorumlu iş adamlarından Çorum Spor'un bir dönem başkanlığını da yapan Mahmut Çoban'ın eşi Sahilet Çoban, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. 55 yaşında hayata gözlerini yuman merhuma Sahilet Çoban'ın cenazesi bugün öğle namazından sonra pandemi kurallarına dikkat edilerek yoğun bir katılımla ulu mezarlıkta toprağa verildi. Buradan biz tabii ki başsağlığımızı iletiyoruz. Öncelikle ben de Sahilet Hanım'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mahmut Bey ise başsağlığı diliyorum. Yani çok acı bir kayıp bu. Çünkü Mahmut Bey belli bir dönem Çorum Spor Başkanlığı yaptı ve Çorum Spor'u belli bir yerlere getirmiş, değerli bir insandı. Evet. Cenazesine de yoğun bir katılım vardı. Biz de oradaydık. Evet. Tekrardan Allah'tan rahmet. Mahmut Bey ise başsağlığı diliyorum. Amin. Evet, bir başka spor haberimiz Kerem Çağatay'ın transferiyle alakalı. Bu da çok konuşulmuştu. Evet. Detaylarına şöyle ufaktan gireyim. Transfer çalışmalarını titiz bir şekilde yürüten Çorum Spor FK Transfer Komitesi, iç transferde Kerem Çağatay ile 3 yıllık anlaşma yaparak transferi mutlu sonuna bitirdi. Önceki sezon UTAŞ Uşak Spor'dan transfer edilen Kerem Çağatay, 2019-2020 sezonunda kırmızı siyahlı forma altında başarılı maçlara imza atmış ve takımda kaptanlık pazupantı da takmıştı. 26 yaşındaki futbolcu orta saha ve savunma bölgesinde görev yapıyor. Kerem Çağatay dediğimiz insan çok tecrübeli bir insan. Evet. Haberimizde de değinildiği gibi geçen yıl kaptanlık pazubantını takmış birisi. Hı hı. Ve burada Fatih Başkan'ın da başarısı gözler önüne geliyor. Çünkü Çorum Spor transfer sezonunda çok iyi bir başlangıç yaptı. Yaptığı transferler gözler önünde ve herkesin ayakta alkışladığı bir durumda
Çorum halkı da bunun farkında diyebiliriz. Evet, bu orta sahada ve savunmada yer alması da sanırım teknik direktörün Fatih Özcan'a önerisiyle gerçekleşiyor diyebiliyorum. Ya hem orta sahada hem defansta yer alması alternatifli bir futbolcu. Yani her iki bölgede oynaması açısından joker diyebileceğimiz bir oyuncu. Fatih Başkan Çorum Spor'u bu yılın sonunda galiba FETÖ'de birincilikte düşünüyor ki İsmail Şahmal olsun, Yakup Alkan olsun, Havuç dedi, Havuç olsun. Evet, artık evet. Havzalara Havuç olarak kazındı. Evet, Umut. Futbolcuların hepsi Umut Kaya, senin de dediğin gibi. Yani böyle gözler önünde olan bir futbolcu. İş yapabilecek futbolcular. Ve FETÖ'de ikincilikte gerçekten bu denli transfer yapan başka takım yok diyebiliriz. Evet, bu sezon gerçekten güçlü isimleri transfer ettiler. Bakalım Çorum FK bizi gururlandıracak gibi duruyor. Gururlandırırlar inşallah Fatih Başkan'ın önderliğinde. Evet, yine bir Çorum FK'dan haberle devam edeceğim. Gerçekten hani sezona çok hızlı bir giriş yaptılar, gerek bu antrenmanlar gerek transferler. Şu an o antrenmanlara değineceğim. 2020-2021 futbol sezonuna merhaba diyen Çorum FK sezonun ilk çalışmasını kendi tesislerinde yaptı. Son derece heyecanlı ve ligin başlaması için sabırsız görünen futbolcuların neşeli halleri dikkat çekerken sezonun ilk çalışmasına yeni transferler Umut Kaya, yani az önce bahsettiğimiz Havuç, İsmail Şahmalı ve Batuhan Demirel katılmadı. Öte yandan sezonun ilk çalışmasına altyapıdan Kürşat Altınkaya, Mert Aktaş, Ahmet Hakan Leblebici, Ünye Spor'dan denenmek için kaleci Tayfun Şahin katıldı. Yine FC Feltrik takımından Selim Kul da antrenmana katılırken futbolcunun birkaç hafta takımla birlikte çalışacağı belirtildi. Teknik direktör Bahri Kaya nezaretinde yapılan sezonun ilk antrenmanı 40 dakika sürdü. Ya geçtiğimiz sezon koronavirüsten dolayı doğru düzgün bir futbol sezonu izleyemedik. Bir başladı bir bitti. Evet. Yani bu sezon inşallah çalışmaları da başlamış Çorum Spor'umuz, Çorum Futbol Kulübümüz. Güzel bir sezon geçireceklerini düşünüyorum. Haberde dikkat çeken nokta ise gençlerin hepsinin antrenmanlarda olması, yeni gençler kazandırılması. Evet. Bu sevindirici bir olay. Ben buradan teknik direktörümüz Bahri Kaya'yı da takdir ediyorum bu konuda. Gençlere önem vermesi konusundan. Gerçekten gençler Çorum'un geleceği futbolda. Kesinlikle öyle. Evet, biraz da artık gündem haberlerimize dönelim istiyorum sevgili Murat. Tabii ki de. Öncelikle Eren Bülbül'ün vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum bir kez daha. Bildiğin gibi Eren Bülbül terör örgütleri tarafından şehit edilmişti ufacık yaşında. Daha 2002 doğumluydu. Ve son paylaşımı oldukça manidardı. Hani biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren. Biz hepimiz, bütün Türkiye iyi ki varsın Eren diyoruz artık. Ben de kesinlikle. Son sesle böyle bağırarak iyi ki varsın Eren demek geliyor içimizden. Bir kahraman o bizim için. Kesinlikle öyle. Yani kendi küçüktü ama hani yüreği büyük derler ya, Eren tam olarak böyleydi. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir Twitter paylaşımı oldu Eren'le ilgili. O cümlelerden de birkaç satır okuyayım. Şehadetinin 3. yılında terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde. Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimize rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda duyarlı olması gerçekten sevindirici bir durum. Eren, iyi ki varsın, iyi ki varsın, iyi ki varsın diyorum ben. Aynen öyle. Evet, geçelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu bir açıklamaya. Bu haber gerçekten çok garip. Şöyle bir tesadüf oldu. Dün biliyorsun bir hekim adayımızı konuk almıştık, Selin Korkmaz. Kendisi hem arkadaşlarının hem kendisinin şahit olduğu bir doktora şiddet mevzusunu anlatmıştı burada. Öncesinde de biz Sağlık Sen Şube Başkanı'nın açıkladığı verileri paylaşmıştık. Evet. Doktora şiddet giderek artıyordu. Ve yine maalesef bu durum yaşandı. Ağrı Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanı saldırıya uğradı. Hayır, bunun sebebi de çok cidden artık komik mi diyeyim, trajikomik mi diyeyim. Covid-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına sosyal mesafe konusunda uyarı yapılıyor. Bunun evet. üzerine saldırıyor. Çok garip. Şöyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanının
COVID-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına yaptığı sosyal mesafeye uyma uyarısı üzerine saldırıya uğradığını belirterek, sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil ifadesini kullandı. Kesinlikle Fahrettin Koca'ya bu konuda katılıyorum. Sağlık çalışanları hani gece demeden, gündüz demeden bizler için uğraşıyorlar. Evet. Fazladan mesai yapıyorlar. Hani varını yoğunu göz önüne seriyorlar. Kesinlikle. Ama buna rağmen yine onların iyiliği için yapılan bir uyarıyı hani olabilecek en ters şekilde algılayarak bir de ondan saldırma hakkını kendilerinde görebiliyorlar. Kesinlikle. Ben de o konuda katılıyorum sana. Ve yayınımızın altına Aliye Hanım, Eşref Bey yorum yapmış. Onlara günaydın mesajlarımızı iletelim. Daha sonra Eşref Bey iyi ki varsın Eren demiş. Biz de tekrar iyi ki varsın Eren diyelim. Evet. Sağlık çalışanları konusuna geldiğimiz zaman ise dün de senin de dediğin gibi bir şiddete uğramış sağlık çalışanımızı konuk etmiştik biz burada. O da anlattı durumu. Şimdi daha sonraki gün böyle bir haberin olması gerçekten üzücü. İnsanlarımızın hepsini kapsamayalım. Belli bir kısmın ders almadığı apaçık ortadadır. Yani oradaki sağlık çalışanları keyfinden orada değil. O insanlar ailesini bırakıp çocuklarını bırakıp geliyorlar. Bizim milletimiz için, saldıran insanların sağlığı için orada gece gündüz demeden çalışıyorlar. Orada zaten sosyal mesafe kuralını da hatırlatmış. Yani kötü bir şey yok ki. Evet diyorum ya, kendi iyilikleri için yapılan bir uyarıyı dikkate almadığı gibi bir de hani çok tersten algılayıp saldırıyor. Yani gerçekten tamamen anlamıyorum. Kişilik bozukluğu ya. Kesinlikle tamamen öyle ya. Kesinlikle. Bozukluğu. Yani bunun başka açıklaması olamaz. Orada insan sevinmeli ya. İşte beni düşünüyordu, sosyal mesafe kuralına uy diyor. İnsan sevinmeli hani beni düşündüğü için. Ama oradaki nasıl bir karaktere sahipse ters anlıyor. Küçüklükten gelen bir kişilik bozukluğudur. Bence de öyle. Evet, yorumlarımız gelmeye devam ediyor. Bu arada gözüme çarpan Ahmet Güler, Çorum Spor'a başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, biz de başarılar diliyoruz. Evet, Erkan Aykan, sevgili seyircimiz bu emlak konusunda biraz takılmış sanırım. Birkaç mesajı daha var konuyla alakalı. Ya seyircimizin de yakındığı şey aslında evet, işte fiyatların ne kadar pahalı olması. Evet. Ama kesinlikle işte, yani canı yanan biliyor. Biz haberci olduğumuz için iki gözle de bakıyoruz şimdi. Evet. Seyircilerimizin gözünden baktığımız zaman evet emlak fiyatları pahalı. Ama bir yönden de emlakçıların gözünden bakmak var. Fiyatlar pahalı olduğu için insanlar talebi azalıyor bu konuda. Evet. Yani işte dediğin gibi hani alıcıyı dinlediğin zaman alıcı haklı, emlakçıyı dinlediğinde emlakçı haklı. Yani ne diyebiliriz? İnşallah her şey pandemi süreci biter de her şey normale döner. Ev fiyatlarında azalma olur. İnsanlarımız istediği zaman alabilme şansı doğar. Bu günler de yakındır. Kesinlikle. Şimdi geçelim bir diğer gündemdeki konumuza. Zaten birkaç gündür ülkecek gündemimiz aslında bu. Biliyorsun Navtex ilan edildi. Oruç Reis gemisiyle alakalı evet, ve Yunanistan bayağı bu konuda gerilmişti. Şu anda Türkiye'nin yapmış olduğu hiçbir çağrıya cevap vermiyor. Onun da şöyle birkaç satırına değineyim. Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle sürdüren Türkiye'nin kapsamlı çözüm çağrısına Yunanistan kayıtsız kalarak Türkiye'yi Yunan kıtası hanlığını ihlal etmekle suçladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmalarının Yunan kıta sahanlığının ihlali olduğunu iddia ederek Türkiye'ye bölgeden ayrılma çağrısı yaptı. Türkiye'nin diyalog ve müzakere çağrılarına kayıtsız kalan Dendias, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile başbakanlıktaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 21. asrın çağdaş anlayışına yüz çevirdiğini ileri sürdü. Nikos Dendias, Türkiye'nin 19. asırda yaşadığını ve buna göre hareket ederek emirvakiler yapmaya çalıştığını öne sürerek Türkiye'yi samimiyetsiz davranmakla suçladı. Türkiye'nin meydan okumalarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini tehdidinde de bulunan Dendias, Türkiye'yi Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmeye çağırıyoruz dedi. Ya o çekilmeye çağırıyor da kim onun sözüne ne kadar itibar ediyor? Orası da muamma.
Ve şunu bilmeli ki, şöyle bir söz var. Dün ben okudum, çok beğendim. Yol ver Türk'ün bayrağına, akıllı ol Yunan. Bu sefer boğulmakta kalmazsın, yanarsın o denizlerde. Biz yıllar önce bunları denizlere döktük, boğuldular. Şimdi hala şanslarını zorluyorlar. Yani Türkiye'yi samimiyetsiz bulduğunu söylüyor. Ama şöyle de bir şey var. İşte ne zaman bir Yunan'a bir Türklerle alakalı soru sorulsa illaki de gelmişsin o tarz haberlere, röportajlara. Hemen dillerindeki ilk cümle şudur. Türk ve Yunan kardeştir, dosttur. E kardeşiz, dostuz. O zaman bu mevzular nereden çıkıyor? Hani biz dostsak, Yunan kardeşsek. Dediğimiz, Yunanistan dediğimiz devlet bundan yüzyıllarca önce Osmanlı, bizim Osmanlı devletimizin bir parçasıydı yani. İhanet edip bizden ayrıldılar. Kendi devletlerini kurmaya çalıştılar. Ve şimdi gelmişler bize güç güç gösterisi yapıyorlar. Oruç reisi denizlerde istemiyorlar. İstemiyorlar. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin yani? Hayır, nüfusun kaç? Kim var arkanda senin? Avrupa olsa ne yazar? Hayır, haberde de bak şöyle bir ifade var. Akdeniz'deki meşru çalışmalar diye, bu yapılan çalışma meşru bir çalışma olduğuna göre senin sahanlığın kesinlikle ihlal edilmiyor. Yani ya konuşmayı bilmiyor ya da neyin, hangi kelimenin ne olduğunu bilmiyor. Orada gayrimeşru demesi lazım eğer yasaklı bir bölge ise. Aynen öyle. Bir de yani Türkiye'nin bu tavrına gerçekten hani düşmanca bir karşılık veriyor. Ve bildiğin bu müsamahaları, işte müsamaha göstermeyeceğiz sizin bu tavrınıza diyerek bir de tehditvari konuşuyor Türkiye'ye karşı. Ya ama istediğini konuşsun. Tüm dünya bilir ki Türklerin dünyada en iyi yaptığı şey savaşmaktır. Bu kadar basit. İsteyen istediğini diyebilir, savaş meydanında son sözler konuşulur. Yani bir de Türkiye'yi çağın gerisinde göstermesi açıkçası çok çirkin bir atıf olmuş. Ne demek 21. asırda yaşıyoruz da siz 19. yılda kalmışsınız, 100 yılda kalmışsınız falan. Çok hoş değil. Komik ya, gerçekten komik. Kesinlikle. Evet, bu da gündemimizin bu arada son haberiydi. Şöyle tekrar yorumlara bakıyorum. Evet, Elvan Sarıca başarılar dilemiş. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz demiş. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimize. Bakalım, her yorumu da tabii şu anda göremiyorum. Evet. Görebildiklerime kadar okudum. Diğer seyircilerimiz kusura bakmasınlar. Hepsinin güzel yorumları için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Son sözlerini alayım o zaman sevgili Murat. Artık programı yavaş yavaş toparlayalım. Son sözlerime dünkü yaşanan faciayla başlamak istiyorum. Tekrardan orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah böyle günleri bize yaşatmasın, böyle faciaları göstermesin. İyi günler diliyorum izleyenlerimize de. Evet, ben de bir kez daha ailenin acılı yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah tekrarını göstermesin. Burada programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili izleyiciler. Bir sonraki sabah yine Kent'te Sabah'ta, Kent 19 TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. We'll be right back.